Evet, iktidar yine toplumda bölünmeyi artıracak, ülkeyi daha fazla korku imparatorluğuna çevirecek yeni bir yasa tasarısını önümüze attı. Hem de bütün toplumsal muhalefete karşı öyle bir baskı rejimi yarattılar ki dün kapının meclis kapısının önüne gelen kadınları protestolarına dahi tahammül edemediler. Orantısız güç, şiddet, biber gazı gibi bir takım eylemlerle engellemeye çalıştılar. Protesto eden bu masum kadınların gelip en azından şurada kendilerini ifade etmekle ne kaybederlerdi onu da kendilerine sormak istiyorum. Belli ki korkuyla toplumu teslim almak ve kendilerini de vazgeçilmez kılmak için yapılan bir uygulama. Fakat günün sonunda kuşkusuz ki toplumu da çürütecek bir strateji. Çünkü korkuya teslim olan toplumlar aklı, sağduyuyu kaybederler. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark edemez hale gelirler ve sonunda da çürürler. Şimdi iktidar hem dış politikayı malzeme yapıp korku üretiyor, hem de iç politikada toplumsal duyarlılıkları hiçe sayarak bütün kesimlere gözdağı vermeye çalışıyor. Belli ki şimdi de toplumu müftün nikahı yapanlar ve yapmayanlar diye ikiye bölerek bu korkuyu sürdürmek istiyorlar. Sonra da çıkıp ülkede beka sorunu var deyip burayı devam ettirecekler. Peki ülkede beka sorunu var mı? Elbette var. Ama kaynağı sadece dış güçler değil. AKP'nin yanlış politikaları. Aynen Irak'ta, Suriye'de, Libya'da uygulanan yanlış politikalar gibi. Orta Doğu'yu bir hale getiren ülkeler yine ülkelerinde korku imparatorluğu yaratmaya çalışmışlardı. Özgürlükleri kısıtlayan, toplumsal barışı tesis edemeyen, iktidarda kalmak için toplumu bölen, ayrıştıran, halkı yoksullukla boğuşurken saraylarda lüks şatafat içinde yaşayan kişilerdi. Ülkelerini kendi babalarının malı gibi görüp tek adam rejimiyle yönettiler. Eğitimi, ekonomiyi, toplumsal bütünlüğü, ülkenin değerlerini dert etmeyip kendilerinden başka kimsenin aklına, yaklaşımına itibar etmediler. Peki sonuç ne oldu? Sonucu hep birlikte gördük. Şu anda her taraf hemen dibimizde yangın yeri. AKP Genel Başkanı'nın bitmek tükenmek bitmeyen kavgacı siyaset anlayışı, içinde toplumu kendini kenetlemek için yarattığı bu hamaset siyaseti ve devamlı düşman yaratma hevesi ülkenin geldiği son nokta. Evet, bu yanlışlar neticesinde dünya nezdinde kaybedilen itibar, oradan gelecek cezanın faturasının da gene bu ülkenin masum vatandaşlarına ödetilmeye çalışılacak olması. Toplumsal barışını sağlamış, adaletini tesis etmiş, değerlerini korumuş, refah düzeyini artırmış, yani yaşanabilir ülke yapmış toplumlar, devletleri dışarıdan kimseye bölmeye gücü yetmez. Türkiye'deki beka sorunu yaşayan bir devlet haline getiren şeyimin de aslında hem eğitimin hem de bu değerlerin çökmüş olmasıdır. Hukukun devre dışı bırakılmasıdır. Sokak dilinin ülkeyi yöneten yönetim felsefesi olarak hakim kılınmasıdır. 40 milyon insanın yoksulluk sınırında yaşarken itibardan tasarruf olmaz diyerek saraylarda lüks şatafat içinde yaşayan iktidar anlayışıdır. Ne yazık ki bu kişisel beka sorunlarını da Türkiye'nin beka sorunu gibi yansıtmaya çalışmakta ülkemizin geldiği içinden çıkılmaz bir sorun haline gelmiştir. Neticesinde bunları çözmek, bunları tekrardan yaşanabilir bir ülkeye getirmek de hepimizin ortak kaygısı olmalıdır. Türkiye'yi bölmeye çalışanlar var mı? Elbette var. Ama görüyorum ki şu anda dış güçlerden önce üzerinde konuştuğumuz yasalarda içeride toplumu daha fazla bölüyor, daha fazla ayrıştırıyor ve o dışarıdan bölmek isteyenlerin ekmeğine de yağ sürüyor. Biz de bu ayrımcılıktan beslenen iktidarı burada bir kez daha uyarıyoruz. Bu hatadan bir an önce geri dönün. İnsanları tepede ayrıştırıp aşağıda daha fazla kavga edecek duruma getirmeden dinli dinsiz gibi bir takım yaklaşımlara, yaftalara gerek kalmadan bu yasa tasarısının geri çekilmesini öneriyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.